Bugün sevgili Hatice Güler'le bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Dijital ortamda gerçekleşiyor bu söyleşi pandemi nedeniyle. Kendine ait bir odada bahar aylarında gerçekleşecek olan içimdeki özlem yalnızca geçmişe değil, biliyorum sergi sanatçılarından biri Hatice Güler'dir. Bizim de tanışıklığımız Ocak aylarında karantina mekandaki sunum sayesinde olmuştu. Serginin asistan grubundayım ben de. Hatice Hanım merhaba. Merhaba Efe. İlk soruyla başlıyorum ben o zaman. Tabii ki. Öğrenimizi birlikte geçirdiğiniz arkadaşlarınızla yıllar sonra sizi bir araya getiren içindeki özlem yalnızca geçmişe değil, biliyorum sergi davetini aldığınızda duygu ve düşüncelerinizde neler değişti? Çok ilginçti benim için. Çünkü son 5 yıldır Türkiye'de değildim. Evet. Ve 5 yıl sonra İzmir'e gittiğim bir gün Esra kız kardeşime sanırım ulaşmış. Bana da e-mail yazdı. Böyle bir projeden bahsetti. Ben dedim ben de İzmir'deyim. Çok heyecanlandım tabii ki. Sonra Esra ile kendisiyle yıllardan sonra, belki 15-20 yıldır görüşmemiştik. Buluştuk, sohbet ettik. Çok çok heyecanlandım tabii ki. Yani birden o geçmiş ve gelecek ve şu an birleşti gibi bir durum söz konusu oldu. O anlamda çok etkilendim. Peki size 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi mezunsunuz. 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi'nin dünden bugüne sürekli yer değiştirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sergiyi etkileyecek bir şey mi, içeriğini etkileyecek bir şey mi, nasıl bir şey, ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani bizim dönemimizde Bornova ve Alsancak'taydı ve tabii ki orada okuduğumuz için çok güzel anılarımız var. Çok memnunduk. Sonra Narlıdere'ye taşındıklarında nasıl bir durumdalar bunu kendim deneyimlemediğim için çok fazla bir fikrim yok. Ancak son dönemlerde Buca'ya taşınıp da atölyelerin olmaması, öğretim görevlilerin bile odalarının olmamasını duydum. Tabii ki şok oldum. Yani inanmak gerçekten çok zor ama son dönemlerde öyle şeyler yaşıyoruz ki zaten üst üste gelen inanılmaz şeyler yaşadığımız için böyle şok durumundayım. İnanamıyorum açıkçası. Güzel sanatların yıllardan sonra daha da ileride olması gerekirken bu kadar geri adım atmış olabileceğine inanamıyorum. 1980 ve 1990'lı yıllarda serginin bulunduğu yere gidemeyen sanatçılar işlerin tariflerini gönderirler. Başka sanatçılar da onların çalışmalarını kurarlardı. Bu sergide yeni mezun sanatçıların eski mezun sanatçının asistanlığını yaparak bir araya gelecekleri bir yöntem izlenecek. Bu süreci nasıl işleneceğini düşünüyorsunuz? Esra ile bu konuları detaylı konuştuk. Bence çok çok güzel bir fikir. Çünkü bizler mezun olduk. Sanırım çoğu arkadaşımız yurt dışında yaşadı. Ben Türkiye'den çok uzak kaldım. O duygudan, enerjiden. Çok sıcak ve çok güzel. Tabii ki henüz deneyimleyemedik ama şu anda bile seninle şu sohbeti yapmak bile benim için çok özel olduğunu düşünüyorum. Ve sizler için de bence özel. Özellikle İzmir'de en son senin de katıldığın söyleşimizde sizlerle tanışmış olmanın verdiği heyecanı aylarca gerçekten hissettim. Hatta yeni çalışmalarımda bile etkili oldu. Çünkü öyle bir sürece girmiştim değerlendirme sürecine. Olumlu etkisi olduğunu söyleyebilirim. Ben de bir asistan olarak aslında bu serginin bu şekilde, bu yöntemle bir araya gelmesini çok önem buluyorum ben de aslında. Çünkü eski kuşak sanatçıların yöntemleriyle yeni kuşak sanatçıların yöntemleri birbirinden birazcık farklı olmaya başladı. Ben özellikle video sanat açısından konuşuyorum. Yani dijitalleşen ve gelişen teknolojiyle birlikte. Ürettiğimiz şey belki video olabilir veya resim olabilir veya herhangi başka bir şey olabilir ama iki kuşak arasındaki yöntem farklılığı da çok önemli geliyor bana. Yani üretim şekli, üretim pratiği çok farklı ama bir araya gelip birlikte bir şey üretecek olmak çok keyifli bir düşünce bence. Farklılığına katılıyorum Efe. Özellikle Esra'nın beni İzmir'deki konuşmaya davet ettiğinde, sanatçı konuşmasına davet ettiğinde fark ettiğim şöyle bir durum vardı. Hayalimde, hayal gücünü kullanarak düşündüğünde işte eski nesil ve yeni nesil diyerekten bayağı heyecanlıydım. Hatta biraz böyle ne anlatabilirim acaba yeni nesil nasıldır falan diye. Ama sizlerle buluştuğumuzda neyi fark ettim biliyor musun? Birden zamansız bir ortama girdiğimi düşündüm.
Yani sizi ben çok böyle yeni nesil, işte kendimi çok eski hissetmedim. Esra'yı da dahil. Evet. Sizleri de çok yeni hissetmedim. Gayet nötr bir durum. Ki bu bahsettiğim farklılık tabii ki yani daha 10 yıl, 12 yıl önce YouTube falan yoktu. Yani Evet. YouTube'un gelmesiyle video sanatının moving image dediğimiz hareket illa video sanatı değil yani hareket eden görsel instalasyonlar her şeyde bir değişim olduğunu düşünüyorum bu farklılık. Hatta benim nesilimde video sanatı yapan arkadaşlarımızda bile o kadar çok farklılık var ki yani bir sanatçı grubu gerçekten yeni teknolojiye çok ilgi duyuyor, kendisini geliştiriyor. Bir tanesi o klasik video anlayışından veya sanat yapma anlayışını tekrarlamak yani fikri o anlamda ilerletmek istiyor. O farklılık yani sanatçıya nesilden nesile de gidiyor ama ben sizlerle açıkçası farklılık hissetmemek bana da inanılmaz güzel bir enerji verdi. Bizim zamanımızda profesörlerle, hocalarla, yaşları çok daha ilerleyen sanatçılarla öğrenciler arasında sanki inanılmaz bir fark vardı. Evet. Ama şimdi bütün sanatçı arkadaşlarımıza bakıyorum. Kendim de dahil olmak üzere. Sizler de internetin, sosyal medyanın hepsinin olması bir cinsiyetsiz, yaş, din, dil, ırk, bütün bu ayrımların o kadar keskin olmamasını sağladı. Çok daha rahatız, çok daha biziz, çok daha aynıyız aslında. Farklıyız ama aynı anda da aynıyız. Yani aynı dili konuşabiliriz. Yani bizim zamanımızda profesör Fransa'dan geliyordu. Böyle ağzının içine bakıyorduk. Deneyimlerini anlatıyordu. İnanamıyorduk. Böyle tüylerimiz diken diken olurdu. Ama yeni nesilde şu anda yeğenimle 19 yaşında konuşsam bile gayet rahat, güzel sohbet edebiliyoruz. Aynı düzeyde sohbet edebiliyoruz. YouTube'dan, filmlerden, bilgilerden kendisini geliştirmiş. Ancak bizim dönemimizde biz bilgiye çok açtık. Ben kendi adıma söyleyeyim. Yurt dışına gitmemin nedenlerinden birisi bu açlıktı. Yani bir Alman kültürü vardı, Amerikan kültürü vardı. İnternet yok. Çok açtık yani. Şu anda o bilginin ulaşılabilirliği de mesafeleri çok yakınlaştırdı. Bu mesafe yaş mesafesi de 30 yıldan bahsediyoruz. Çok uzun bir süre. Ama aynı anda da sanki 2-3 yıl gibi de geliyor bana. Evet, aslında ben ondan bahsetmek istemiştim birazcık daha. Yani 30 yıl gibi bir süre veya işte yıl önemli değil. Aradaki bazı şeyler çok değişebiliyorken ama aslında birbirlerinin içine geçebilen bir yapı oldular. Mesela işte bizim kuşağımızın bilgiye çok çabuk erişebilir olması sizin kuşağınızın bilgilerini bir an önce öğrenebilmeye doğru gitti. Mesela yani biz geçmişten bugüne doğru bakıp kuramsal bilgileri veya tarihsel açıdan çok fazla okuyup hemen öğrenebildik. Ama sizin zamanınızda bu pek mümkün değildi ve sizin kendi çabanızla mümkün olabiliyordu. Evet, çok savaştık. Ama şimdi mesela bizim kuşağımız bilgiye erişebilirliği çok yüksek olduğu için direkt bilginin içine doğduk diyebiliriz yani. Aslında yani bilgi çağının içine doğmuş gibi olduk. Ve bu iki kuşağın birlikte işler yapabilecek olması çok keyifli geliyor yani açıkçası. Sizlerle çalıştıkça ki o günkü konuşmadan sonra da fark etmedim ama yani bilinçaltımı diyeyim yavaş yavaş ilerleyen pandemi dönemindeki o sessizlik var ya hepimizin yüzleşmek zorunda kaldığı neredeyiz nereye gidiyoruz ne oluyor irdelemesi içinde farklı farkındalıkları da yarattığı için benim için de çok çok değerli ve ilginç geliyor. Yani bir maceraya atıldık gibi yani bir Evet. ormanda yürüyoruz. İşte şurada bir patika, şurada bir patika. Ne yapalım? Şuraya gidelim. Ve yani çıkışında ne olacağını bilmiyoruz. Hiçbirimiz o yolu veya patikaları bilmiyoruz. İlginç bir yolculuk olacağını düşünüyorum. Evet. Sergi fikri ortaya çıktığında pandemi süreciniz başlamamıştı. Hatta biz birlikte toplantı yapmıştık hep birlikte. Sizin videolarınızı falan izledik. Evet. Pandemi çalışmalarınızı etkiledi mi? Zamanlama çok çok ilginçti. Yani dediğim gibi 5 yıl ben Türkiye'ye gelmedim. Onun öncesi Hollanda, Avrupa'daydım. O kadar uzaktaydım ki sanat pratiğimi biraz anlatmak istiyorum ki yani nereden geldim ve şu andaki konumumu açıklamak için okuldan sonra bütün öğrencilerin, bütün arkadaşlarımın hayali yurt dışına gidip yüksek lisans yapmaktı. Tabii ki yani o dönemler
bu kadar kolay değil de işte memur çocuğusun, devlet burçları çok çok az. Büyük çabalarla gidiyorsun. İşte ben projelere başvurdum, festivallere başvurdum. Önce Berlin, sonra Münih, bir ara Londra, tekrar Türkiye, tekrar yurt dışı derken Hollanda'da yüksek lisans. Yüksek lisansdan sonra başka daha teoretik bir okula yazılma falan derken öyle bir koşturmanın içine girdim ki kendi sanatsal gelişmemi yönlendirdiğimi düşündüm. Bulunduğum çevre, ülke, şehirler, okul tabii ki beni de yönlendirdi. Örneğin sanat pratiğimi yönlendirdi. Şöyle, Hollanda'da yüksek lisansa başladığında bana resim yapma yasağı koydular. Kavga ettim. Hayır, ben ressamın, kapıyı çarptım, çıktım mülakatta. Sonra peşimden koştular. İşte dediler bizim istediğimiz bu arzu ve hırs. Çok hoşlarına gitti ama dedim yani ben ressamım, ne hakla bunu söylüyorsunuz falan. Onlar da yani iyi niyetlerine bahsettiler. Ya dediler sen zaten iyi resim yapabiliyorsun, yani yapmayı biliyorsun. Ama biz seni şey düşünemiyoruz, akşama kadar atölyede oturup aynı şeyleri yaptığını düşünemiyoruz. Yani instalasyon yap, farklı şeyler yap. Mantıklı geldi ama yani biraz heykelimsi bir şeyler yaptım, üç boyutlu. Sonra 8 milimetrelik filmi keşfettim. Ve onu keşfettiğimde o kadar resme dair bir şeydi ki. Montajını öğrendim, kesmeyi biçmeyi öğrendim. Herkes partilere gidip partiliyordu yurt dışında. Ben sabah 4'ler 5'lere kadar analog 8 milimetre film montajını öğreniyordum. Ve inanılmaz zevk alıyordum. Sonra teorik alanda eğitime devam ederken 8 milimetreyle başka bir yöne gitti. Sonra Los Angeles'a Amerika'ya taşındığımda Amerika kültürünün verdiği etkiyle ne bileyim hayvan hakları ile ilgili daha çok işte Fox Pistim, daha böyle anarşist işler yapmaya başladım. Yani kısaca demek istediğim Berlin'den Hollanda, oradan oraya gittiğimde bir böyle dinleme zamanım olmadı. Ben ne yapıyorum? 8 milimetrelikten sonra ben işte binaural ses instalasyonlarına başladım. Tekrar desenlere başladım, fotoğrafa başladım. Esra böyle bir şeyi teklif ettiğinde İzmir'de birden böyle 30 yıl gözümün önüne geldi. Unutmuştum, Berlin'i unutmuştum, Hollanda'daki okulu unutmuştum. Hızla ben bir yolda ilerliyorum. Gerisine çok fazla bakmadan, irdelemeden. Proje aslında bana birden dur dedi. Yani bağlantıları görmeye başladım. Analiz etmek istedim. Önüne resim yapmayı çok çok özlediğimi hissettim. Ellerimle bir şey yapmak. Tabii ki dijitalde bütün işlerim daha önce DVD'deydi. Şimdi bütün hard drive'larda işte orada burada falan. Ama daha çok işte tuval, boyayla ellerim boyansın istedim. Daha manuel bir şey istedim. Pandemiden önce zaten böyle bir işsel dünyaya bir giriş oldu. 30 yılı değerlendirme girişi. Üzerine pandemi aslında şey, bu ortamın sürekliliğini kazanmamı sağladı. Belki pandemi olmasaydı bu konuya yoğunlaşacaktım. Ama evde kalmak zorunluluğu bunu çok daha ilginç boyutlara getirdi. Yeni fikirlerim doğdu. İnanılmaz ilham verici projeler yaptım. Esra bu projesini dile getirdiğinde ilk şey irdeleme. Yani 30 yıllık tarihimi oturup değerlendirme fırsatını verdim. Öğrenciyken bir tane sergi vardı. Ben davetiyelerine sinema bölümüne de gidip sinema ve tiyatro bölümüne Alsancak'ta böyle hocaların kapısının altından da attım. Orada çalışan bir Alman hocamız vardı. Merlis Krause diye. O şeyi davetiye sonra beni buldu. Sergi bile açılmadan önce. Tiyatro üzerine, görsel performanslar üzerine projeler yapmak istedik. O kadar güzel projeler yapmaya başladık ki birden o resim bölümünden çıkmamı sağladı ki 3. sınıftaydım. Berlin'e gittiğimde Hosule Derkünst'te, Berlin Akademisi'nde de onun sayesinde performans yaptım. Resim ile dansı birleştirdim. Sessiz tiyatroyu birleştirdim. Yani şu anda herhalde yapamam. Cahil cesareti vardır ya. İşte şey Hosle Derkünst'in profesörleri, herkes beni izliyor. Ben tek başıma bir tiyatro performansı yapıyorum. Müthişti. Evet, kocaman evet. Resimler yaptım. O resimleri kağıtlar üzerine yırttım, arttım falan.
Sonra bunu gören başka bir yer beni Münih'teki başka bir öğrenci festivaline davet etti. 3 gün için. Ve o dönemde işte bir kot pantolonu, bir böyle erkek tişörtü var üzerimde. Senden kısa sürecek diye. Gittim Cafe Dada diye bir festivalin içinde bir küçük bir event vardı. 9 tane inanılmaz büyük resimler yaptım. Biraz Alman ekspresyonist böyle fırça darbeleri falan. Gerçekten güzel resimlerdi. Bir tane yaşlı bir beyefendi geldi. Benim için yaşlı. O zaman ben 20-21 yaşındayım. O da 41 yaşında. Dedi para kazanmak ister misin? Tabii ki dedim isterim. Orada kültür ve oyun diye bir şey var, devlet kurumu var. Çocuklarla, gençlerle çalışıyorlar veya sanatı topluma öğretme adına projeler yapılıyor. Kamu alanlarında çok böyle yine performans, resim işleri yapıyor. Öyle bir projeye de davet ettiler. Üzerine para kazanacağım. Ve kaldığım yer inanılmaz lüks, böyle Schwabing diye Münih'in en lüks semtlerinden biri. Kabrio, arabalar, insanlar böyle şık şık, ben böyle şoklardayım. Bir kültür şoku falan yaşıyorum. Ondan sonra orada o parayı biriktirdim. O parayla da yüksek lisans yapmak istiyordum. Londra'ya gittim. Royal Academy'de okumak istiyordum. O cahil kafayla. Tabii ki mümkün değil. Yani Royal Academy'de okumamız bizlere mümkün değil. Tekrar Türkiye'ye geldim. Gittim derken bir arkadaşımın önerisiyle işte Hollanda'da master yaptım. Okulla başvurdum. Ondan sonra da projeler beni yönlendirdi. Ortamlar beni yönlendirdi. Yurt dışı maceram başladı. Pandemiden önce toplantı yaptığımızda siz gene bu yurt dışı anılarınızı anlattınız da benim için çok heyecan verici şeyler olmuştu bunlar. Yani şu an düşününce benim asla yapamayacağım şeylermiş gibi gelmişti. Yani sizin o zamanlar oraya gidip işte kot pantolonla, tek kot pantolonla, tişörtle gidip orada bir serginin içine davet olmanız, para biriktirmeniz, performans yapmanız falan. Fazla seçeneğimiz yoktu. Ya kalacaktık. Yani böyle korkuyla, bazen öyle korkuyorsun ki ne geriye dönüş var, sadece yapabileceğin ileriye gidebilmek. Yani üniversitede de yaşım oldukça küçüktü diğer arkadaşlarımdan, ki o dönemde çok fazla yaş farkı yok. Ama benim büyüdüğüm ortam mı diyeyim, çok naif ve çok şeydi. Diyeyim ki ben 17-18, diğer arkadaşlarımız 19-20-21, ama daha çok şeyler yaşamışlar. Erken yaşta okula girdiğimde ben neredeyim falan, yani benim hikayemde nasıl ilham aldıysa, ben de hocaların anlattıklarını, işte bir tanesi İngiltere'de okumuş, bir tanesi Cengiz Hoca Fransa'da okumuş, işte Feyzo Hoca İngiltere'de okumuş. Bir de yani o kadar şanslıydık ki hocalar anlamında, yeni öğrencilerdik. Hocalarımız dünyanın her tarafından, bir yerlerinden gelmiş. Tümüyle farklı pratikleri var. Tümüyle farklı sanat anlayışları var. Örneğin Feyzo Hoca gelir de dik oturacaksınız. İşte şöyle yapacaksınız. Desenle kalemi şöyle tutacaksınız. Yani perşembe günleri o dersi alıyoruz. Ne bileyim, cuma günü Erda Bey geliyor. İşte 40 tane çatlama patlama yapacaksınız. Yapıyoruz deli gibi, gece gündüz çalışıyoruz. Geliyor, onları parçalıyor, atıyor. Bir de onun üzerinde şey çıkıyordu, desenlerimiz üzerinde çıkıyordu. Yani aslında çok güzel değerlendirme, hem sanatın içinde hem sanatçıların içinde o düşünce yapısıyla, fikirle sanat pratiği üretiminin o farklılığını da görmek aslında bu yolculuğu da itti diyebilirim. Yani o cesareti veriyor zaten. Ne zaman böyle yaptıklarını parçalama cesaretini kazandığın an, sanki hem korku hem bir korkusuzluk arasında gidip geliyorsun. En sonunda korkusuzluğu seçiyorsun. Çünkü başka çaren yok. Doğru. Umarım kendim için de onu yapabilirim ya. En çok istedik şeylerimden biri. Yani bu derece cesaretli davranıp bu hikayeleri kendi hikayem olarak anlatmayı çok isterim açıkçası ilerleyen zamanlarda. Belki. Umarım. Umarım. Ama bu bahsettiğiniz şeyde ben işte videolarınızı izletmiştiniz bize. Bu otobüste geçen, özellikle sanıyorum Amerika'daydı. La 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 Land. Çok hissetmiştim ben bu anlattıklarınız, o videoları falan izlerken çok hoşuma gitmişti açıkçası o video işleri. Bir yere gittiğiniz zaman bir yabancı olma hissi var. Otobüs yolculuğu mesela bizim en çok yerli hissetmemizin sebeplerinden biri otobüslerimizi tanıyor olmamız. İşte o otobüsün içerisinde o kadar çok farklı karakter vardı ki o otobüsün içinde sizin olduğunuzu bilmek ve sizin onu çekiyor olmanız benim için birazcık etkileyici olmuştu açıkçası izlediğim zaman. Yani yabancılık hissini birazcık hissetmiştim. Özellikle o videoda hissetmiştim yani. Ya da ben
konumsal olarak oradan ben izlediğim için öyle gelmişti. Tümüyle haklısın. Çünkü o filmi yaparken de o yabancılık, yalnızlık da diyebilirim. Yani otobüsü kullananlar Amerika'da, özellikle örneğin Türkiye ile karşılaştırdığımızda hepimiz otobüse biniyoruz. O ilk yıllarında ki 2008-9 gibiydi çektiğimde. O dönemde sonra ikimiz ondan sonra falan Amerika'nın ekonomisi düşmeye başladığında daha fazla kişi kullanmaya başladı otobüsleri. Ama daha öncesinde gerçekten evsizler ve sadece turistler kullanıyordu. Yani ekonomik durumu çok kötü olan ve o kadar pis ve o kadar kötüydü ki anlatamam ve tehlikeliydi. Hatta ben o videoyu devam edecektim. Otobüse biniyordum. Önce şoföre ve sonra bütün yolculara İngilizce tabii ki şey diyordum. Yani sanat projesi yapıyorum. Video çekmemde herhangi bir sakınca var mı? Genellikle hiçbir sakınca yoktu ve giriyorum. Tabii ki duraklar ilerledikçe yeni insanlar giriyor çıkıyor. Genellikle hiçbir sorun yaşamadım ama en sonunda ben böyle çıkıyorum çok safça ki o zaman otobüsün içini çekmiyorum. Otobüsün içinden dışarıya çekiyorum. Bir adam bağırdı böyle birkaç sıra önde. Lütfen video çekmeyin diyerek de. Ben tamam böyle dinledim ama hala o çekimin o kadar konsantre olmuşum ki. Adam sinirleri bir geldi, çekidini bir açtı, silah. Silah doğrulttu. Herkes böyle sakın dedi karşılık bile verme. Hemen durdur. Sonra kameramı şey çantama koydum. Kamusal alanda planlamadan yani oyuncularla yapılmayan videolar aslında gerçekten çok yorucu, ilginç. Sergi mekanıyla kurulan bağ üzerinden bu serginin İzmir güncel sanat yaşamındaki yeri ve alternatif model geliştirmenin gerekliliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Tabii ki çok uzun süredir İzmir'de yaşamadığım için İzmir'de güncel sanat hareketliliği hakkında çok bilgim yok. Tabii ki her anlamda İstanbul'da da olsa, dünyanın her yerinde de olsa yeni projeler, yeni fikirler her zaman o şehre ve o ortama yenilikler katabiliyor. Bu Los Angeles'ta olsa, Berlin'de olsa, Amsterdam'da olsa. Çünkü bazı pratikler var ki kendini tekrarlamaya başladığında alışveriş zaten duruyor. Bu anlamda yeni bir proje ki bence bu proje normal bir sergi, bienal, yani kuratörlerin hazırladığı konsept üzerine dayalı çok keskin bir sergi değil. Çok samimi, çok içten ve nesilleri bir araya getiren, geçmişi ve şu anı çok iyi değerlendirebileceğimiz bir proje. Tam sergide değil aslında, paylaşım diyebilirim, Evet, doğru. deneyim diyebilirim. Bir tarafta işte 30-40 yıldır sanatın içinde o yollarda savaşmış arkadaşlarımız bir araya geliyor ama hem çok farklı hem hiç farklı değil. Onun verdiği bir enerji var. Geçenlerde Ekrem'le buluşmuştuk. Aynı enerji. Sanki hiç 30 yıl geçmemiş. Çoğu arkadaşımızda da böyle olduğunu düşünüyorum. Benim için de ilginç bir deneyim olacak. Çünkü sergi içerisindeki çoğu sanatçı ve sanatçı asistanları çoğu resim çıkışlı. Ve Evet. İzmir çıkışlılar genelde. Ben farklı olarak İzmirli değilim, İzmir çıkışlı değilim. Aynı zamanda sinema okudum ve video işleri üretiyorum. Ama bir yabancılık çekmiyorum açıkçası çok fazla. Bütün arkadaşlarımız bir fikir üzerine çalıştığı için yani ben resim yapıyorum gidip sadece boyuyorum mantığı yok zaten. Yani bir resim içinde de o şeyi görebiliyorum. O enerjiyi görebiliyorum. O yüzden de çok farklı değil. Bu sergi için bir resim yapıyorum. Öyle ki yani o iki boyutun içine, bir karenin içine sanki film yaparcasına resimliyorum. O benim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Belki bundan da konuşabiliriz. Çünkü çok uzun yıllar resmi yapmamıştım. Bu şekilde resmi yapmamıştım. Kendi kendime sorguladım. Yani video yapmak YouTube'dan sonra açıkçası bana biraz belki de doyduğum için. Çünkü bana ilham veren beni zorlayıcı şeylerden çok etkileniyorum. Eğer başardığım zaman böyle biraz sıkılma değil de yani bir arayış var, bir sorgulama var. Sanki beni çeken bir şeyler var ama henüz betimleyemiyorum. Bir puzzle gibi. Yani hepsini bir araya getirdiğimde aslında bu sergi biraz o puzzle'ları daha objektif, daha dışarıdan görmemi sağladı. Birbirinden kopuk olan işte Berlin üretimim, Los Angeles veya Hollanda üretimim aslında bana çok kopuk gibi gelmişti. Ama bu dönem hem pandemi hem böylesi bir proje
onları birleştirmeye başladı ve o birleşimden ilginç işler çıkmaya başladı son 2 aydır. Ve gelişen işler bunlar. Hem 8 milimetrelik film dijitale çevrilmiş halini göstermek istiyorum. Hem de bu resimle birlikte göstermek istiyorum. Bir de binaural ses, 3D ses instalasyonunu da paylaşmak istiyorum. Aslında üçlü çok ilginç bir sorgulama da var. Aslında bu malzeme, hareket, renk. Yani bir de çok ön yargılar var, işte resim, işte video art. Böyle keskin sınırların dışında olmak isteyen bir sanatçıyım. O kadar keskin sınırlar yok. Senin dediğin gibi yabancılık hissetmiyorsun. O aslında nasıl baktığına bağlı. Evet. Sanat eserine ve fikre. Fikir de var. Onun içinde de inanılmaz maceralar, fikirler, boyutlar var. O boyutların içinde ne kadar var olabiliyoruz? Onların ne kadar izin veriyoruz? Bazen zihnimiz bize o kadar bloklar ve sansürler uyguluyor ki göremiyoruz. Bu anlamda farklı malzemeleri kullanarak bu sınırları da zorlamak istiyorum. Benim için çok iyi bir söyleşi oldu. Çok keyifli bir söyleşi oldu. En azından ilham verici oldu benim için çok fazla. Çünkü hepimizin yurt dışına çıkma hayali var ve üretim pratiklerini kendi ülkemizin dışında farklı insanlara tanıtma ve onların görüşlerini alma hepimizin ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyorum hem ilginiz hem bilginiz için. Ben de teşekkür ederim paylaştığın için ve şu anda bu söyleşi dinleyenlere de teşekkür etmek istiyorum. Ben de çok ilham aldım. Hatta şu anda hemen gidip bir şeyler yaratmak, düşünmek, yazıp çizmek istiyorum. Paylaştıkça gerçekten bir şeyler büyüyor. Ve serginin oluşumu, diğer arkadaşlarımla bir araya gelmeyi de dört gözle bekliyorum. İlginç bir süreç yaşıyoruz. Hatta Stephen King'in filminin gerçekleşmiş hali gibi. Ve bütün bu süreçte bütün arkadaşlarımız, sanatçı arkadaşlarımız, sizler de yeni nesilde bir yaratım, üretim, irdeleme aşamasında çıkacak projenin sonucu çok çok ilginç olacak bence. Bekliyoruz ve teşekkür ederim tekrar. İzmir'de görüşmek üzere diyorum o zaman. Görüşmek üzere.